Geldiniz KPSS 2022 güncel kanalındasın. Ön lisans ve orta öğretim için güncel atmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Bu da ikinci güncel bilgiler soru tahminlerim. Öncekilerini de izleyebilirsiniz seri olarak attıklarımı. Evet isterseniz ilk soruyla başlayalım. Dünyanın bilinen ilk destanı hangisidir diye bir soru var. Dünyanın bilinen ilk destanı arkadaşlar sizin de tahmin ettiğiniz gibi Gılgamış destanı dünyanın bilinen ilk destanıdır. Bunu, bir, bunu birkaç kez sormuştum zaten sizlere. Bir kez daha sorayım dedim. Belki dedim hani birden çok tekrar edersek e, gelme ihtimali yüksek. Ermen'e enerji gönderelim. Kırmızı Periler Diyarı olarak bilinen Nerman Peribacaları hangi ilimizde yer almaktadır sorusu. Kırmızı Periler Diyarı arkadaşlar Erzurum'da yer almaktadır. A şıkkını işaretliyorum unutmayalım. Eylül 2022'de gördüğün gibi çok güncel bir soru. İngiltere'nin başbakanı seçilen kişi kimdir? Evet. Liz Truss arkadaşlar. İngiltere'nin 2022 Eylül ayında seçilen başbakanıdır. Önemlidir gördüğün gibi çok güncel bir soru. Çıkarsa hemen yapıştıralım. 15 Temmuz Destanı Senfonisi'nin betecisi kimdir diye bir soru var. Evet. Fahir Atakoğlu arkadaşlar bestecimiz olarak geçer. Geçelim. işaretleyip geçelim. Soru 5. Yan tarafa kayalım. Erfelek şelalesi ve keten üretimiyle ünlü ilimiz hangisidir? Erfelek şelalesi arkadaşlar Sinop'ta bulunan bir şelaledir. Aynı zamanda Sinop'ta keten üretimiyle öne çıkan illerimizdendir. 19 Ağustos 2021'de Illustrator Jin Ali'nin çizeri olarak hayatını kaybeden kişi kimdir arkadaşlar? Bunu da birkaç kez dillendirdik. İnşallah çıkacak. Selçuk Seymen olmalı. İşaretleyelim. Birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanması hangisi tarafından yapılmıştır? Yani birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanması ilk olarak hangisi tarafından yapılmıştır sorusu. Sümerbank arkadaşlar. İlk olarak Vakfı tarafından yapılmıştır. James Webb teleskobunun dahil birçok teleskopun izlediği NASA'nın Dart misyonu kapsamında fırlattığı uzay aracı hangi asteroide çarpmıştır? Çok güzel güncel bir soru. Evet, Dimorphos arkadaşlar, Dimorphosa çarpmış ve bunu da gördüğümüz gibi James Webb'de. Çekmiş, kaydetmiş. Evet geçelim. Soru 9. Chemical Engineering Research and Design dergisinin bu yıl ilan ettiği dünyanın en seçkin 20 bilim kadının listesine giren kişi kimdir olarak sorarsa? Seda Keskin, avcı yapmamız gerekir. Önemli. Bu ikiler genelde çok önemli gördüğümüz yerler. 1885 yılında tamamladığı Köylü Kadın Başı adlı eserinde ressama ait otoportresi keşfedilen ressam hangisidir sorusu Van Gogh arkadaşlar. Sorumuzun cevabı Edirne. Uzayda 437 gün geçirerek rekor kıran ve uzayda en uzun süre kalan kişi olarak 20 Eylül 2022'de 80 yaşında hayatını kaybeden kozmonot kimdir? Valeri Poliakov'dur. Arkadaşlar çok güncel bir soru gördüğün gibi 20 Eylül 2022'de olmuş. Sorular hazırlanmadıysa sorulabilir. Önemlidir. Netflix tarafından yayınlanan dünyanın en harika ulusal parkları belgeselindeki anlatımı ile 2022 Emmy ödümle layık görülen kişi kimdir? Barack Obama arkadaşlar. Unutma önemli bence. Çıkarsa hemen yapıştır. Geçtik. Korkusuz Korkak, Umudumuz Şaban gibi pek çok filmde rol alan, aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yapan, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı olarak 17 Ağustos 2022 tarihinde hayata gözlerini yuman kişi kimdir olarak bir soru var arkadaşlar. Evet, şöyle bir sorumuzu yapmıştık. Evet, ne netleştirelim. Rıza, pek kutsal sorumuzun cevabı. Ağustos ayında olduğu için çıkma ihtimali yüksek. Dikkat edelim. Temmuz 2022 tarihinde Japonya'nın Nara şehrinde uğradığı bir suikast sonucu hayata gözlerine yuman 2012-2020 yıllar arasında Japonya Başbakanı olarak görev yapan siyaset adamı kimdir? Shinzo Abe. Aklıma şu geliyor benim. Abe kaynana ne yaptın tövbe yarabbi. Yani akılda kalsın diye uydurduğumuz bir şey. Suikast sonucu hayatını kaybetmiş. 2022 yılı kamu yatırımlarının sektöre göre dağılımında en çok pay hangi sektöre ait olduğu belirtilmiştir. Ulaşım arkadaşlar bunu da birkaç kere sormuştum. Pekisin diye tekrar ediyorum. Korkuluk Festivali ülkemizin hangi ilinde gerçekleştirilen bir etkinliktir? Kırklareli arkadaşlar. Ben şöyle diyorum onu. Korkuluk 40 kere korkarsak ödümüz patlar gibi akılda kalsın. Yani maksat burada akılda bırakmak olduğu için kodluyoruz. Kodlamaya devam ki. Doğa olaylarının darlarından kurtulmak ve iklim şartlarında yaşanan değişikliklerden ötürü Ka Jakarta olan başkentini ülkenin daha doğusu olan Nusantara şehrine taşıma kararı alan ülke Endonezya'dır arkadaşlar. Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi gibi eserleriyle tanınan yazar kimdir? Tolkien arkadaşlar. Bu eserlerin sahibi önemlidir. Savatra antik kenti hangi şehrimizdeye almaktadır? Bu tarz biliyorsunuz antik kent şehir eşleştirmesi önemli. Cevabımız Konya. Ve bu video için son sorumuzu beraber okuyalım. Afrikalı Leo ve Doğu'nun limanları gibi ünlü eserleri bulunan yazar kimdir? Amin Moluf cevabımız arkadaşlar. İki tane duyurum var hemen onlara da söyleyeyim. Aşağı bıraktığım linkten buradaki 20 tane adet soruyu indirip tekrar çözme, çözebilirsin. Diğer bir duyuracağım kısımda arkadaşlar. Biliyorsun kitaplarımız var güncel bilgi kitaplarımız, denemelerimiz. İsterseniz onları da aşağı bıraktığım linkten indirip inceleyebilirsiniz. Kitaplarımızda şu şekilde soru cevap olarak kitaplarımız var. Evet güncel bilgi cevap güncel bilgi cevap kitaplarımızın ilki bu. Evet. Diğerini de hemen göstereyim size. Şunlar da denemelerimiz. Bu şekilde test olarak 60'lı deneme olarak da alabilirsiniz. Aşağı bıraktığım linkten tümünü inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.